Evet, buradan İstanbul ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgölü'ye gidelim. Oğuz Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba Gizem Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Oğuz Bey, tabii konutla AVM'yi ya da ticari gayrimenkulü aynı şekilde değerlendirmek elbette doğru olmaz ama ortak noktalar var. Genel olarak maliyetlerin artması sektörde, çünkü inşaat maliyetleri arttı. O yüzden ben önce talepten ziyade, aslında taleple de beraber yorumlayabilirsiniz ama, arz tarafını merak ediyorum. Yani yeni AVM açılabildi mi 2021'de? AVM yatırımı yapmak ne kadar mantıklı? Nasıl yorumlarsınız? Siz açılışta aslında 2021'i çok güzel özetlediniz. Ben de hızlıca bir sektöre bazlı özetlemek isterim aslında. 2021'e başlarken öngörüler bu şekilde değildi aslında. Pandeminin etkilerinin daha çabuk gündemden kalkacağı bekleniyordu ve normalleşme bekleniyordu. Özellikle ilk çeyrekten sonra pandemi öncesi seviyelere gelmesi bekleniyordu sektörün. Fakat bu öngörü tutmadı. Biraz pandeminin etkileri beklenenin üzerinde oldu. Aşılama çalışmaları biraz zayıf kaldı. Dolayısıyla 2021 öngörülerin biraz altında geçti sektör olarak. Fakat Temmuz ayında ülkemizde özellikle kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte çok hızlı bir toparlanma oldu. Hem insanlar birikmiş ihtiyaçlarını giderme çabasına girdiler. Hem özel günler, bayramlar vesaire oldu. Eylül ayına gelindiğinde okulların açılması çok belirsizdi ama okulların açılması olumlu bir etki yarattı. Okul öncesi alışverişler oldu. Kasım ayında bir takım indirim ayı olarak kabul edilir. Özel günler yapıldı. İndirimi teşvik edici, ciddi cirolar çıktı. Aralık ayında da en son kur krizine kadar oldukça iyi seviyelerde gidiyordu aslında, iyi seyirde. Kur krizi de çok kısa vadede çok büyük volatiliteler olduğu için aslında üretim maliyetlerini bir anda etkilemedi. Markalar belirli oranda stoklarla devam ettiler. Çok fazla fiyat artışlarını ürünlere yansıtmamaya çalıştılar. Bu dönemde yılın bu dönemlerinde aslında indirimler olurdu. Yıl sonu indirimleri gibi. Bazı markalar indirim oranlarını azalttılar veya hiç indirim yapmayarak tüketici nezdinde indirim yapmış algısı yarattılar. Kurun daha da yükseleceği beklentisiyle aslında tüketiciler de bir an önce öteledikleri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandılar. Bu da hani cirolara olumlu olarak yansıdı. Ama tabii 2021 iniş çıkışlarla, kapanmalarla, yılın ilk 6 ayı çeşitli kapanmalar yaşadık. Hafta sonları kapandık, komple kapandık. Çalışma saatleri değişti vesaire. Dolayısıyla bu kadar iniş çıkışa rağmen aslında sektör gayet olumlu bir şekilde ayakta kalmış oldu. Sorunuza gelirsek, Türkiye'de 444 AVM var. Şu an hani bu yaşanan son gelişmelerden, son 2 yılın özellikle gelişmelerinden sonra kısa vadede çok fazla bir yatırım iştahı olmayacaktır yatırımcılarda. Ama özellikle kur tarafında belirli bir stabilite sağlanırsa, çünkü üretimden son tüketime kadar her şey etkileniyor ve kısa vadeli değişimler ciddi anlamda bütün planları, programları bozuyor. 2022'de bunun bence düzelme yolunda olacağı, normalleşme yılı olacağını öngörüyorum 2022'nin, özellikle bizim sektörümüz için. Şimdilik hani arz tarafında çok fazla bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Peki burada doluklar ve tabii bu doluklarda ne kadar içerideki müşteriler vardı, yani Türk müşteriler ne kadar turistlerin ağırlığı vardı? Çünkü bizim gözlemimiz, hani tabii her AVM, her şehirde, her sokakta böyle değildir elbette ama Orta Doğu'dan gelen turistlerin ve Arapların yoğun ilgisi olduğu. Ne dersiniz? Sizin rakamlarınız bunu teyit ediyor mu? Kesinlikle. Hani kur avantajından dolayı özellikle Körfez ülkeleri, buna İran ve Irak'ı dahil edebiliriz. Ve Balkan ülkelerinden yoğun talepler olmaya başladı. Alışveriş turizmine dönüştü hatta bu. İstanbul, zaten öyle bir İstanbul Shopping Fest gibi organizasyonlarla bir alışveriş destinasyonu olma yolunda gidiyordu. Fakat bu
kur etkisi gerçekten bunu fazlasıyla sağladı gibi görünüyor. Alışveriş turizmi diye bir turizm çeşitliliği oluştu. Gerçekten çok ucuz geliyor insanlara. Hem üretim ülkesiyiz, özellikle tekstilde. Hem de kur avantajından dolayı çok fazla alışveriş oluyor. Alışveriş sepet ortalamaları 2019 yılının neredeyse 2,5 kat üzerine çıktı. Enflasyon etkisinden de bir arındırdığınızda bile çok ciddi oranlarda artışlar var. Bu tabii ağırlıklı turistlerle sağlanıyor. Balkan ülkeleri de son dönemde günübirlik, iki günlük turlar düzenlemeye başladılar. Alışveriş turları düzenlemeye başladılar. Bizim alışveriş merkezlerimiz de bundan çok faydalanır oldu. Turist çeken alışveriş merkezleriyiz. Dediğiniz gibi her alışveriş merkezi lokasyona veya konsepte göre değişebiliyor. Çok fazla turist alan veya almayan alışveriş merkezleri olabiliyor ama turiste yönelik kısa vadede yapılan satışlarda çok ciddi cirolar çıkıyor. Biz bunu kira ciro oranlarından takip edebiliyoruz. Böyle devam ederse dediğim gibi hani 2022'nin ilk çeyreğinde çok ciddi bir toparlanma öngörüyoruz tüm sektör adına. Oğuz Bey, çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. İstanbul ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Asıgöl Yerlik. Çok sağ olun. İyi seneler diliyoruz size şimdiden. Sağ olun. Kısa bir ara, aranın arkasından Serdar Pazı ile piyasalardaki rakamları, kurun bugünkü hareketini ve borsa seneyi nasıl kapatır, hepsini konuşacağız.